Sevgili izleyenler, Sağlık Vakti programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisiyle daha önce de bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Psikolojik danışman Sayın Abdurrahman Akdoğan konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Programımıza. Şimdi bu kez değişik bir konuyla ilgili bilginize başvurmak istedik. Çok programa da mesajlar geliyor. Özellikle işte bu sınav zamanları öğrencilerin psikolojisiyle ilgili. Bu sınavlar da bitmiyor. Yani her yıl işte üniversite sınavları, onun dışındaki sınavlar, çocukların bir sınav stresi, yani sınav belki işte ömründe bir kere oluyor ama o son yıl özellikle, son birkaç yıl öğrencilerde, ebeveynlerde mutlaka bu bir sınav stresi oluşuyor. Öncelikle bundan bir sınav öncesi bu stresten, oluşan bir stresten bir bahsedebilir misiniz hem aile hem öğrenci yönünden? Evet. Öncelikle bu süreçte ebeveynlerin sorumlulukları bir hayli fazla. Umuyorum ki sevgi suistimali yapmadan, yani ne demek? Bu sınavı kazanamazsan sütümü helal etmem, işte sanayiye gidersin. Bunu öğretmenlerimiz de yapıyor maalesef. Psikolojide pekiştireç diyoruz, ödül ve ceza. Pozitif, ödül ve ceza sağlıklı negatif. Bir şey midir? Doğru kullanıldığı takdirde. Mesela bu sevgi suistimali çok yanlış bir şeydir. Küçüklükten itibaren bir insanın çevresiyle bağlanmasına kadar tesir eder. Sosyal ilişkilerine, iş hayatına, ilişkilerine tesir eden bir şeydir bu sevgi suistimali. Bu sınav süreci içerisinde de mühimdir bu. Sevgi atmosferinde, evde böyle bir ortam olmalıdır ki öğrenci bu kaygılı süreci daha rahat atlatsın. Yani hayatının dönüm noktasını teşkil edeceğini düşünen bir öğrenci için hayli bir kaygılı bir süreç oluyor bu üniversite sınavları. Bir de dolayısıyla öğrenci yaşı da genç birey olduğu için belki o psikolojik bir travmaya bile dönüşebilir değil mi? İşte annesinin örnek veriyorum, işte sana sütümü helal etmem ya da babasının işte bir daha dershaneye gidemezsin, bir daha işte sınava giremezsin, bunu kazandın. Hı-hı. Çok duyduğumuz şeyler. Yani bu son şansın mesela ikinci bir kez sınava giren bir öğrenci için. Bu tip şeyler herhalde çok sağlıklı da olmasa gerek sınavdan önce. Evet, sınav esnasında da bu bayılmalar, sınav kaygıları, işte tuvalet ihtiyacının sıklaşması, çarpıntılar, öncesinde, sonrasında bu nevi çok şikayetler alıyoruz. Bunlarla ilgileniyoruz. Bir problem değil mi bu yani? Sınava giriyor ama bir stresle, kalp çarpıntısıyla, sağlıksız bir durum. Hele ki çocuk işte sınava girdi, işte herkes birinci olacak ya da herkes kazanacak diye de bir durum yok. Öğrenci o sınav esnasında o soruları gördüğünde belki kazanamayacağını da o anda anladığında o psikolojisi, işte ailesine ne söyleyecek, morali bozulacak, ya işte soruları kaydırdım ya da iyi geçti deyip sonra işte kötü bir sonuç. Belki çocuğu yalana da teşvik eden bir şey olmuş oluyor ailesinin karşısında. Onu da çok duyuyoruz. Netlerim iyiydi, sınavda nedense yapamadım. Sınav kaygısı yüzünden performansını etkiliyor öğrencinin. Bu da çocuğu da bir yalan kapısı açıyor değil mi? İster istemez ailesine karşı mahcup olmamak ya da onlar üzülmesin diye belki ya da bir ceza almamak adına. Beklentileri karşılamak. Aslında bu da çok önemli bir soru olabilir. Yani o çocuk da öğrenci de birey olarak anne ve babasına karşı o beklentiyi karşılamak ya da karşılayamamak nasıl bir hissiyat? Maalesef öğrencilerin büyük bir bölümü bölüm tercihlerini yaparlarken ebeveynlerinin istedikleri yönlere yöneliyorlar. O beklentileri karşılayamayınca işte kendileri de başarısızlık hissine kapıl öğrenciler bir çöküntüye uğruyorlar. Aslında çok kötü. Yani şöyle kötü bir aile için. Yani anne ve baba da kendini başarısız görüyor bu kez. Yani çocuğun başaramadığı, ya başaramamak demeyelim ona da, yani sonuçta bir kota var bir üniversitede ve oraya belli sayıda, yani ne olursa olsun %70'i zaten çok başarılı olamamış olacak. Evet. Yani mantık olarak. Bu da %70 aileleri de sanki o aileler de başarısızmış gibi. Ya bunu nasıl kırmak lazım? Oysa ki temelde önemli olan
ailelerin, anne baba ve çocukların, yani bir ailenin önemli olan mutlu olması. O çocuğun da kendi ölçüsünde ve gücünde de bir hayat sürmesi. Zaten ideal olanı da budur herhalde. Bunun temel sebebi esasen çocukların put edinilmesi. Biz Türk halkı itibariyle de çocuklarımızı üstüne çok titriyoruz. Ve çocuklarımızı maalesef put ediniyoruz. Yani çocuğumuza hayır diyemiyoruz. Caddeye atlayacak bir çocuğun, elinden tuttuğumuz bir çocuğun işte atlamasın diye elini fazlaca sıkabiliriz, evet, eline zarar verebiliriz. Ama o çocuğun iyiliği içindir. Ama biz önüne işte bir koli gofret veriyoruz. Her istediğini karşılıyoruz. Aman çocuğum, evet, culuk dolayısıyla böyle problemlere yol açıyor. Peki şimdi sınav öncesini konuştuk. Sınav öncesi işte stres, ailelerin, evet, bakışı, yaklaşımı. Belki yine döneriz o konuya. Ama biraz da sınav sonrasını konuşalım. Yani sınavdan sonraki süreçte nasıl bir durum meydana geliyor öğrencilerde ve ailede psikolojik olarak? Evet, sınavdan çıkar çıkmaz öğrenci aslında ödüllendirilmeli. Bu da pekiştireçlerin güzel kullanımlarına örnektir. Sınav sonrası bir etkinlik yapılabilir. Sonrasında önemli olan tercih dönemleri. Nereyi, hangi mesleği seçmeliyim, hangi şehir, hangi üniversite. Bu süreçler de öğrenci için kaygılı geçiyor. Bunun sebebi de öğrencinin kendini tanımaması ve az önce de dediğimiz gibi beklentileri karşılaması. İşte öğretmenlerin beklentileri, rehberlik servislerinin de öğrencilerden beklentileri olabiliyor bazen. Mesleki rehberlik faaliyetlerini yaparlarken kendileri de öğrencilere meslekler maalesef rehberlik servisi bir tavsiye kurumu değildir. Ama bu fonksiyonlar çok iyi çalışılamıyor. Çünkü ülkemizde şöyle bir algı var. Aman yavrum doktor ol, kurtul, memur ol, hukuk oku. Böyle bir kaygı var. Böyle olunca öğrencilerin bir mesleki kaygı, prestij kaygısı, maişet kaygısı, geçim kaygısı doğuyor. Mesela doktorları örnek alalım. Evet. Tabii üniversite sınavları zekayı doğrudan göstermez kesinlikle. Ama tıp bölümü Türkiye'nin seçkin en iyi bölümü. Doktorluk kutsal bizce. Ve bir doktorluk idealize edilmesi var. Hı hı. Mesela doktorlara baktığımız zaman çok yönlü kişiler oluyor. İşte müzisyen doktorlar, siyasetçi doktorlar, işte sözel alanlarda, farklı alanlarda. Neden? Bu kişilerin tekrar az önce de söylediğim gibi zekayı göstermez üniversite sınavı ama bir veçhesiyle de doktor kişilerin parlak öğrenciler olduğunu gösteriyor. Çaba da gerektiren bir bölüm. Evet, bu ama tarafta. Burada şöyle bir şey var. Mesela bir doktor farklı bir alana yönlendirilmiş olsaydı, mesela fevkalade bir tarihçi veya fevkalade bir müzisyen doğacaktı. Ama maişet kaygısı böyle az önce de arz ettiğim şeylerden ötürü bir yönelme oluyor. Evet. Peki tercih dönemi geldiğinde, yani öğrenciler işte tercihlerini yaptığında bir, o da bir stres bir taraftan. Evet. Yani sınav bitti, puanlar alındı ve artık ona göre tercihler yapılacak. Yine aile baskısı, yine öğrencinin gelecek kaygısı, belki beklentileri nasıl bir yine psikolojik bir durum ortaya çıkartıyor? Öncelikle ailelerin çocuklardan beklentilerini şu doğrultuda yapmalarını isterim. Elma ağacından armut meyvesi beklememek lazım. Yani tabiat itibariyle yatkın olduğu mesleklere yönlendirilirse öğrenciler, sevdiği işi yaparsa hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmaz diye de bir söz vardır. Aileler bu konuda evlatlarına
yardımcı olabilirler. İşte rehberlik servisleri öğrencilere yardımcı olabilirler bu hususta mesleki rehberlik faaliyetleriyle. Şöyle bir sorunumuz var. Ben kimim? Gayet basit bir soru ama günümüzde çok da önem teşkil etmeyen ve öğrencilerimizin çok da kaygı taşımadığı bu hususta bir konu bu. Kendimizi tanımıyoruz maalesef. Aslında artık insanların günümüzde herhalde kim olduğundan ziyade nasıl göründükleri. Evet. Daha herhalde öne çıkıyor. İşte mizaç dediğimiz kişiliği. Evet. İşte karakterinin durumu, gelişimi. İsterseniz bundan da bahsedebiliriz biraz. Evet. İşte mizaçla ilgili. Tamam. Neler söylemek istersiniz? Önce mizaçla karakter karıştırılan kavramlar. Evet. Literatürde esasen mizacın yerini, yani mizaç doğuştan gelen kişilik özellikleri. Ama bizim literatürümüzde meşrep deniyor. Doğuştan gelene meşrep, çevre etkisiyle, yaşantıyla bina edilene mizaç deniliyor. Ama günümüzde psikolojide de karakter deniyor. Ben de alışılagelmişten devam edeyim. Mizaç, doğuştan gelen kişisel özelliklerimiz. Karakter ise aile, çevre faktörleriyle mizacın üzerine bina ettiğimiz bir motif olmuş oluyor. Ve mizaca şöyle bakabiliriz. Yaratılıştan gelen kişisel özellikler neyle olabilir? İşte kalıtımsal, farklı bir yönüyle, işte yıldızların insanlara tesiri, astrolojik özellikleri olabilir. Bu şekilde farklı özellikler de olabilir. Bu kişilik testi gibi, enegram diye de bir, evet, bir şey var herhalde, işte üçe bölen sağlıklı, sağlıksız ve ortalama. Bu nasıl, bunun nasıl ortaya çıkartıyor ya da bunun testi nasıl gerçekleşiyor? Enegram nedir önce? Bir oradan başlayalım isterseniz. Enegram bir kişilik envanteri. Yurt dışında bölümlerde okutulan hukuk ve emniyet bölümlerinde işlevsel olarak kullanılan, psikolojide hakeza fonksiyonel bir şekilde kullanılan bir kişilik sistemi ve bilimsel altyapısı olan bir kişilik sistemi. Ve bu enegramla kişi kendini daha iyi tanıyabiliyor. Ebeveynler çocuklarını daha iyi tanıyabiliyor. Öğretmenler öğrencilerini daha iyi tanıyabiliyor. Öğrenciye bu enegramın nasıl bir faydası olur bu tanıma dışında? Öğrenciye mesleki meslek seçiminde yardımcısı olur. Kişi kendinin dezavantajlı, avantajlı olabileceği yerleri, stresli durumlarında veya normal durumlarında nasıl davranmaya meyilli olduklarını görebilirler ve bunlara dair kendilerini törpüleyebilirler. Farklı mizaçlarla bir dönüşüm sergileyebilirler. Bu kendilerini geliştirmeleri açısından. Ve peki bu rehber bölümlerde ya da rehber öğretmenler bu konularla ilgileniyor mu? Bu konuyla ilgili bilgileri var mı? Yani işte rehber öğretmen, öğrencilerin ya da ailelerin danışabileceği öğretmenlerin bu konuyla ilgili bir donanımı oluyor mu? Kimileri tercih ediyor. Farklı, mesela başka kişilik envanterleri, mesleki yönlendirme için kullanılan envanterleri kullanabiliyor rehber öğretmenler. Yani hocalarımız yeterli bu konuda o zaman. Evet. Bendeniz enegramı tercih ediyorum. Daha fonksiyonel buluyorum. Yok, şunu hiç söyleyeyim. Yani böyle bir seçenek var. Böyle bir donanımlı öğretmenlerimiz var her okulda. Evet. Eğer bu tercih edilmiyorsa burada artık velilerin de bir kabahati, evet, oluyor. Yani anne babaların da bir şekilde orada bir rehber öğretmene gidip çocuklarıyla ilgili onların sadece mesleki değil psikolojik yönelimlerini de belki orada anlamaları gerekir. Çünkü, evet, yani evlat yetiştirmek çok zor ama öğretmen de bütün öğrenciler evladı gibi olduğu için bir şey öğretmek de belki zor. Evet. Ya bununla ilgili de
ne söylemek istersiniz? Bunun için de hatta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Bey'in kitapları var bu hususta. Enegramla ilgili, Ebeveyn Benim, Rehber Benim gibi kitaplar da var. Dediğiniz gibi öğrencileri yetiştirmekte, öğretmenlerin de bu bilgileri göz önünde bulundurdukları takdirde daha etkili bir eğitim. Bunları entegre edilmiş pilot okullar da var, Enegram. Bu öğrenciye daha nasıl iyi hitap eder öğretmen? Hangi tip öğrenciye hangi tarzda eğitim verilir evet. gibi bu Enegram'ı kullanabilir öğretmenler. Evet, bunlar önemli. Şimdi bir de gençlerin herhalde şöyle bir sorunu var. Belki hepimizin, gençlerin demeyelim de gençlerin daha fazla diyelim belki. Şimdi bu sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Evet. Yani artık sosyal medya önceden şey olur ya, çok sosyal medyada vakit geçiriyorsun. Şimdi artık sosyal medyada çalışanlar, o işinin bir parçası olanlar, belki sizin mesleğiniz için bile öyle. İnsanlara ulaşmak, onlara temas etmek ve onları anlamak adına artık sosyal medya bir mecra, hayatında bir parçası gibi. Fakat bu bir bağımlılığa da dönüşen bir durum oluyor. Ya bu zararları neler? Nasıl oluşuyor? Temelde hatta önce şunu isterseniz anlatın. Bağımlılık ne? Yani insanlar neden herhangi bir şeye bağımlı olur? Sonra bu sosyal medyanın da işte artısı eksisi neler olur psikolojide? Evet, bağımlılık. Bağımlılığın iki sebebi vardır temelde. Kısaca anlatacak olursak, birincisi haz ilkesi. İnsanın haz ilkesini okşayan bir durum söz konusudur. İkincisi ise kaygı gidericiliği. Mesela özellikle internet bağımlılığında bir kaygı gidericilik söz konusudur. Suni bir şekilde insanın kaygısını giderir. İşte iletişimi hızlandırır, aradığımız bilgiye hızlı erişim sağlarız. Sürekli mesela bir telefon çalsa, 3 kere çaldığında acaba ne oluyor diye bir kaygı sergilemiş oluyoruz. Hızlı bir süreçte bu kaygı gidericiliği oluyor bağımlılıkta. Ve bağımlılık, mesela internet bağımlılığı enteresandır ki, online oyun bağımlılığı, bütün bağımlılıklar için beyinde uyuşturucu bağımlılığı, alkol bağımlılığı gibi etki sebebiyet veriyor. Yani aynı şekilde. Tatmin aynı. Aynı mekanizma çalışıyor. Benzeşik tedavi yöntemleri kullanılıyor. Gençlerde, çocuklarda oyun bağımlılığı. Bu Amerika'da DSM-5 denilen tanı kriterlerinin olduğu kitapta online oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığının altında inceleniyor, yer alıyor. Ki bir dönem hatta işte çocukların işte intihar vakaları da ortaya çıkmıştı oyunlardan kaynaklanan. Bu demek ki çok ciddi bir mesele. Bu meseleyi biz aslında yeni yeni alışıyoruz. Yani sosyal medyanın yol açtığı sorunlar. Ya belki artıları da öyle, eksi üzerinden konuşuyoruz. Yani sosyal medyayı belki daha yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Bu yüzden aslında ailelere bir mesajınız olur mu? Daha genç yaşta olan, çocuk yaşta olan evlatları için nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Sosyal medyadan herhalde uzak tutamayacaklar onları, ama onları nasıl entegre edebilirler? Nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Bunu işlevsel hale getirmek gerekiyor. İnternet kütüphanelerin, okulların hepsinin yerini aldı. Bunu kullanacak çocuğumuz, öğrencimiz. Ama bunu kötüye de kullanım olabiliyor. Evet. Bunu işlevsel kullanmasını öğrenmek lazım, öğretmek lazım. Mesela çocuğumuza yemek yedirirken eline tablet veriyoruz, telefon veriyoruz. Evet. Onu mesela ders çalıştıktan sonra bilgisayar oynayabilirsin diye ödüllendiriyoruz. Evet, gidiyor savaş oyunu oynuyor, şiddet eğilimli, içerikli şeyler oynuyor. Evet. Öfke problemlerine de sebebiyet veriyor bu bir çocuk kesinlikle. Için. Ya da depresif olabilir ona göre.
çok teşekkür ederiz. Kıymetli bilgiler verdiniz. Son bir mesajınız varsa alabiliriz. Süremizin de sonuna geldik. Teşekkür ederim efendim. Bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, psikolojik danışman Sayın Abdurrahman Akdoğan konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum verdiği kıymetli bilgiler için. Biz haftaya aynı gün ve saatte tekrar görüşmek üzere diyelim. O güne dek hoşça kalın.